Yeşil, yangın çıkmış. Bak, zaten itfaiye arabası da geliyor. Ah, hayır, olamaz. Anne ve bebek kamyon eğlencesine yarışıyor. Sesleri o kadar yüksek ki sirenleri duymuyorlar. Fiona, artık sana daha yüksek sesli bir siren takmamız gerek. Hadi tamirciler, artık Fiona'nın yeni sirenlerini takalım. Tamamdır. Şimdi yüksek ve güzel bir dadi sesi bulalım. İşte oldu. Hadi bir dene Fiona. Aa, bu olmaz. Bu kapı zili gibi çünkü. Hadi bir daha deneyelim. Bu da dinozor sesi gibiydi. Bize dadi lazım. İşte bu bir dadiydi. Ama daha yüksek sesli olmalı. Şu trafik konisi senin sesini yükseltmişti değil mi? Belki benzer bir şey sireni de yükseltir. İşte ben buna yüksek seslerim. Güle güle Fiona. Yeko'nun tamirhanesine geldiğin için sağ ol. Cadılar Bayramı kostümleriniz harika tamirciler. Şeker toplamaya gitmek için hazır mısınız? Üzgünüm tamirciler. Bebek kamyonun yağını değiştirmem gerekiyor. Siz önden gidin. Ben size yetişirim. Şaka ya da şeker. Bedava şeker yok size. Önce beni korkutmalısınız. Ve ben asla korkmam. Saçmalık. Galiba bu şekerlerin hepsini tek başıma yemek zorundayım. Topladınız mı? Aa, çok üzüldüm tamirciler. Ne dedin bebek kamyon? Aha, bu harika bir fikir. Bu şeker toplayanlar sinirimi bozuyor. Rahat bırakın beni. Şeker falan. Aferin sana bebek kamyon. Cadılar Bayramı onu da korkuttu sonunda. Mutlu bayramlar. İşte oldu Erik. Artık kolun eskisinden de iyi çalışacak. Tamirciler, ne yapıyorsunuz böyle? Aa, anladım. Korsan hazinesi arıyorsunuz. Yaha, kim tutar sizi? O ses neydi? Erik bir şey bulmuş. Belki de bu gönüllü hazinedir. Bu
acaba? Aa, sarı. Altın olmayabilirler. Ama bu hazine olmadıkları anlamına gelmez. Eski bir demir yolu el arabası. Ama bir şey eksik galiba. Vay! Erik eski demir yolunu bulmuş. Hadi deneyin tamirciler. Gördünüz mü? Bir altın ya da gümüş olmaması hazine olmadığı anlamına gelmez. İş başına tamirciler. Tabelamızı boyama vakti gelmiş tamirciler. Mavi, sarıyla birlikte yeşil boyayı alıp çatıya çıkabilir misin lütfen? Olamaz. Fiona'nın tamponu kırılmış. İçeri gel de düzeltelim şunu. Yeşil, bize ekstra güçlü tutkalı getirir misin lütfen? Yeşil olmamalıydı. Tutkalı mavi ve yeşil almış olmalı. Çabuk, kırmızı, çatıya çık hemen. Zavallı kırmızı. Çatıya çıkmanın başka bir yolunu bulmamız gerek. Olamaz. Yapış yapış olmuşsunuz. Tutkal tamamen kurumadan sizi buradan kurtaralım. Fiona, hortumunu ödünç alabilir miyiz lütfen? Hiç endişelenmeyin tamirciler. Birazdan sizi kurtaracağız. Hepinize aferin çocuklar. Fiona da ben de yepyeni görünüyoruz. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Bugün acil durum alarm sistemimizi kuruyoruz. Ha? Birinin başı dertte olmalı. Hadi oraya gidelim çekici tili. Bu ekskavatör Erik. Galiba bir taşa çarpmış. Bak, paletlerinden biri kırılmış. Mavi. Fırtına korkutucu olabiliyor biliyorum. Ama yardımına ihtiyacımız var. Hadi topla cesaretini. Yetişemiyorum. O boşluğa giremeyecek kadar büyüğüm. Aman tanrım, acele etmemiz gerek. Bak, sanırım baraj taşmak üzere. Mavi oraya sığabilecek kadar küçük. Aferin sana Mavi, gerçekten çok cesursun. Hayır, olamaz. Baraj yıkılmak üzere. Çabuk ol Mavi. Aferin sana Mavi. Korkularınla yüzleştin. Baksanıza, bir gökkuşağı. Gecko'dan hepinize sevgiler. Görüşürüz.
Bak kırmızı, işte Cat de geliyor. Helikopter Helena'ya taktığımız yeni buz kuzakları karın üzerinde güvenle inmelerini sağlayacak. Yeah! Başardın Helena. Merhaba Cat. Hala Gecko. Bak kırmızı. Carrie ve Barry kardan adam yapıyorlar. Hey, vay! Ha? Tornavidalar aşkına! Buz parçası uzaklaşıyor. Bas gaza çekici tiri. Merak etmeyin ikizler. Sizi kurtaracağız. Buna tutun Keri. Evet. Olamaz. Cat, Barry'i yakalamayı dener misin? Tabii denerim. Vamos Helena. Kırmızı. İşte başardık. Kardan adamı da kurtarabilseydik keşke. Gecko? Lo siento. Sorun değil Cat. Bak işte kardan adamımız oldu. Kardan Gecko desek daha doğru. Bunlar da nereden gelmiş böyle? Bay Gelincik, iyi misiniz? Vicky'yi dünyanın en hızlı dondurma arabası haline getirdim. Ama tek bir dondurma bile alamadan uçtu gitti. Ortalığa daha fazla zarar vermeden Vicky'yi hemen durdurmamız gerek. İşte geliyor. Hazır mısın Mavi? Mavi, çabuk kapatma düğmesine bas. Bitti. Aferin sana Mavi. İyi de ben hala dondurmamı almadım. Roketlerden nefret ediyorum. Hadi tamirciler, gidip nasıl olduğuna bir bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neyse ki yağmur sonunda dindi. Artık pikniğimize devam edebiliriz. Hala! Bu şehirde yeniyim. Cat'tir ismim, kurtarmaktır işim. Hepinizi güvende tutmaya geldim. Merhaba Cat, ben Gecko. Ve bunlar da tamirciler. Biz de tam piknik yapıyorduk. Katılmak ister misin? Oo, tam
balıklı sandviçiniz de var mı? Vardı sanırım. Onlardan hiç kaldı mı Tilly? Tilly! Geliyorum! Olamaz! Burası çok çamurlu. Tilly aşağı kayıyor. Vamos Elena! Birini kurtarmamız gerek. Ucuzu atlattık. Ha, işte oldu Tilly. İkimiz iyi bir takım olduk Gecko. Kesinlikle. Yardımın için sağ ol Cat. Neredeyse bitti Fiona. İşte yeni merdivenim burada. Havada dönüş alıştırması yapıyoruz. Bizi izle bak. Woohoo! Yeehaw! Daha yükseğe uçalım. Aa, dikkat et Kate. Elena'nın kızakları olmadan iniş yapamam. Olamaz. Çabuk tamirciler, yardım etmeliyiz. Bana şu tekerlekleri getirin lütfen. Ha, azıcık daha uzanabilsem. Deniyorum, deniyorum. Dayan biraz Gecko. Mavi, kızakları al. Benim bir fikrim var. Şimdi Mavi. Mutlu son daha. Yardımın için sağ ol Gecko. Lafa mı olur Cat? Bugünler için varız. İşte bitti tamirciler. Bugün Noel arifesi. Ve tamirhane harika görünüyor. Noel babadan ne isteyeceğinizi düşündünüz mü? Ha, sen düşünmedin mi Mavi? Şey, düşünsen iyi olur. Noel baba yakında gelir. Bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. Merhaba Noel Baba. Gecko, yardımına ihtiyacım var. Geyiklerim çok hasta. Uçmaz oldu artık kızağım. Ama bir an önce göklere çıkmalıyım. Ola ki götüremezsem tüm bu oyuncakları hayal kırıklığına uğratırım Noel'de. Bütün mutlu çocukları. Endişelenme Noel Baba. Kızağını tekrar uçuracağız. İşte bu. Oh!
Gecko'nun takımı kurtardı Noel'i. Teşekkür olarak görün verdiğim hediyeleri. Tam ihtiyacım olan şey. Sağ ol Noel baba. Ne isteyeceğine karar verdin mi Mavi? Ho-ho, demek kızağıma binip uçmak istiyorsun. Hadi atla o zaman. Göklere doğru uçalım. Ho ho ho. Gecko'nun tamirhanesi hepinize mutlu Noeller diler. Mutlu Noeller. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün oldukça sakin bir gün. Biraz bahar temizliği yapıyoruz. Ha? O ses de neydi öyle? Otobüs Bobby. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi gel. Seni bir kontrol edelim. Vay canına. Bobby gerçekten hiç iyi değil. Bakalım neler olduğunu anlayabilecek miyiz? Belki de radyatöre su koymamız gerekiyordur. Hadi hadi tamirciler. Oh! Hayır. Sorun bu değilmiş. Durun biraz. Aha! Zavallı Bobby yağ sızdırıyor. Yağ motorun rahat çalışmasını sağlar. Bunu tamir edebiliriz. Tamam, sorunun kaynağını bulduk. Borunda yağ kaçağı varmış. Yeşil hemen deliği onaracak şimdi. Parlak ışıklarla ona kaynak yapacak. Yara bandı da yaranı koruyacak. Ya. Yaşasın! Aferin sana Mavi. Aferin sana Yeşil. Daha iyi hissediyor musun Bobby? İşte mutlu bir müşteri daha. Bizden bu kadar. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Neredeyse tamirhaneye geldik tamirciler. Biri yola çöp atmış. Gerçekten çok çöp var. Ve geri dönüşümlü anne hiç mutlu değil. Hadi gidelim. Çöpleri takip edersek kimin attığını da bulabiliriz. İzler sola doğru gidiyor. Ha, bu çöp kamyonu Dylan değil mi? Arka kapağı bozulduğu için çöpler dökülüyor. Müzik o kadar yüksek ki fark etmiyor bile. Tamirciler, Dylan'ın müziğini kısmamız gerekiyor. Hadi kullanalım attığımız şeyleri. Bu işi çözelim. Ayıklayalım çöpleri. Dylan! Dylan! Arka kapağın bozulmuş Dylan. Ama merak etme. Ben tamir edebilirim. Geri dönüşümlü anne ve tamirciler çöpleri topluyor. İşte oldu. Ayıklama işi nasıl gidiyor? Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla macerada görüşmek üzere. Dylan, kıs şunun sesini. Oh,
Herkese merhaba. Dondurma arabası Vicky bugün tamire geldi. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Teşekkür ederim Sarı. Tornavidayı alabilir miyim lütfen? Dikkatli olun tamirciler. O boru buz gibi bir havayla dolu. Vicky dondurmaları bu şekilde donduruyor. Sarı! O düğmeye sakın basma! Teşekkür ederim tamirciler. Beni kurtardınız. Evet. Hadi şimdi Vicky'yi tamir edelim. Teşekkür ederim Vicky. Görüşürüz arkadaşlar. İşte böyle tamirciler. Hadi tamirhaneyi tertemiz yapalım. Bakın bir müşteri geldi. Kamyon ailesi gelmiş. Anne kamyon, geri dönüşümlü anne ve bebek kamyon. Bebek kamyon hiç mutlu görünmüyor ama. Dişin mi sallanıyor? Bu konuda hiç endişelenme bebek kamyon. Dişin çıktığında yatarken yastığının altına koy ve sabah altın bir para bul. Aa, hayır olamaz. Bebek kamyon hapşırınca dişi de fırladı. Aa, merak etme, biz dişini buluruz. Hadi koşun tamirciler. Üzgünüm Yeşil. Ama o bir diş değil. Dikkat et Sarı. Bütün tamirhaneyi baştan sona aradık. Ama bebek kamyonun dişini hiçbir yerde bulamadık. Durun biraz. Bakmadığımız bir yer daha var. Mavi'nin toz alıcısı. Aha! Al bakalım bebek kamyon. Şimdi eve gidip dişi yastığının altına koy. Yakında daha fazla macerayla Gecko'nun tamirhanesinde birlikte olmak üzere. Görüşürüz! Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Şu anda Bobby'yi kontrolden geçiriyoruz. İşimiz neredeyse bitti. Durun! Tamirciler! Ben hala buradayım! Bobby! Bobby! Hayır olamaz. Bağırıyorum ama beni duymuyor. Tamirciler! Hadi çabuk! Bir şeyler yapın! Dikkat edin!
Önümüzde bir köprü var. Oh, tornavidalar aşkına ucuz yırttık. Bakın, bir yüksek köprü. Harika bir fikir tamirciler. Şimdi atlayıp merdiveni tutabilirsem. Kaçırdım. Şimdi ne olacak? İyi düşündün Sarı. Günü kurtardın. Sorun yok Bobby. Nereden bileceksin ki? Hem kimse yaralanmadı. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim tamirciler. Siz olmasanız ben ne yapardım? Görüşürüz. Merhaba Bobby. Olamaz. Gel de şu eski tamponu değiştirelim. Tamamdır tamirciler. Şu tamponu çıkarabilir misiniz lütfen? Dikkatli olun. Yavaşça. Yavaşça. Dikkat edin tamirciler. Hep birlikte çalışmalıyız. Sağ ol Yeşil. Olamaz. Kendi başınıza tamir etmeniz gerekecek tamirciler. Yeşil. Sağ ol Yeşil. Tamirciler. Hep birlikte çalışmalısınız. Aferin size tamirciler. Takım çalışması nasıl işe yarıyor gördünüz mü? İşte oldu Bobby. Yakaladın Yeşil. Herkese merhaba. Bugün çok meşgulüz. Bebek kamyon ve canavar kamyonun lastiklerini değiştireceğiz. Peki ama Max nerede? Merhaba Max. Hadi başlayalım tamirciler. Sarı. Olamaz. Sarı düştü ve başını çarptı. İş size düştü mavi ve kırmızı. Sanırım tekerlekler karıştı. Sorun değil. Hepimiz hata yaparız. Tekerlekleri değiştirmemiz yeterli olacak. Merak etme Max. Yakında her şeyi hallederiz. Hop. Bebek kamyon, çok eğleniyorsun farkındayım. Ama onlar Max'in tekerlekleri. Hadi onları Max'e verelim. Ah.
Aa, aferin sana bebek kamyon. Ödünç aldığın şeyleri sahibine geri vermek çok önemlidir. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi Mavi, artık uyku zamanı. İyi geceler tamirciler. Bobby, bu saatte burada ne işin var senin? Aa, hayır olamaz. Sana yeni bir lastik lazım. Ben hallederim. Ama sessiz olmalıyız. Ucuz atlattık. İşte oldu Bobby. İyi geceler. Şimdi ben de biraz şuraya uzanayım bari. Bir gün. Vay canına. Bu da ne böyle? Oo! Bu kocaman balonla tamirhanem kilometrelerce uzaktan bile görülebilecek. Bu da kim olabilir? Meşgulüm. Max, lastiklerin mi patladı? Pekala. Bir dakika. Gelincik Max'in lastiklerine hava basmıyor. Balonda kullandığı helyumu koyuyor. Demek ki... Merak etme Max. Geliyorum. Hey! Tornavidalar aşkına yardım edin. Neden benim hatam oluyormuş? Sakın panik yapma Max. Bir şeyler düşüneceğiz artık. Max! Lastiklerinden biraz hava boşaltabilirsem bir balon gibi kayıp gidebiliriz. İşte oldu Max. Şimdi doğru tamirhane. İşte tamamdır Max. Eskisi gibi oldu. Reklam balonum hazır olduğunda o Gecko'ya gününü göstereceğim. Tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Bugün harika güneşli bir gün. Hadi kırmızı, şimdi doğru çatıya. Bugün çatıdaki güneş panellerimizi çalıştıracağız. Paneller güneşten aldıkları enerjiyi tamirhanede kullanılacak temiz elektrik enerjisine çeviriyor. Merhaba Bobby. Vay canına. Şu haline bak. Ne kadar kirlenmişsin. Oysa seni daha dün yıkamıştık. Boş ver.
Foşurt, şakürt, bıcı bıcı. Başlasın Gekko'nun otu yıkaması. Tertemiz oldun ve yola çıkmaya hazırsın Bobby. Yine mi kirlendin? Bu nasıl oldu böyle? Galiba seni ellerimizle yıkamamız gerek. Tertemiz oldun. Seferlerine tekrar başlayabilirsin Bobby. Demek seni kirleten şey buymuş. Eski benzinli motorun. Bunun yerine temiz elektrik enerjili bir motora ne dersin? Güneş panelleri hazır mı? Paneller güneşten alır enerjisini. Temiz enerjiyle yola çıkar bizim Bobby. Yaşasın! Gekko'nun tamirhanesinde tekrar birlikte olmak üzere. Herkese merhaba. Ekskavatör Eric tamirhanemize geldi. Delme işlerini doğru düzgün yapıyor mu kontrol edeceğiz. Kim yardım etmek ister? Galiba seçeceğim kişi... Sarı. Oynamak istediğini biliyorum. Ama bence çalışırken de gayet eğlenebilirsin. Önce motorunu kontrol edeceğiz Eric. Hadi şimdi güzelce gaz ver bakalım. Bundan daha iyisini yapabilirsin Eric. İyi yakaladın Sarı. Şimdi de palet parçalarına bakalım. Şimdi de sıra son parçada Eric. Bakalım kazma kolun nasıl çalışıyormuş. Biraz yağ çıkarır mısın Sarı? Aferin sana Eric. Kontrolden geçtin. Artık istediğin kadar kazabilirsin. Sen de oynamak ister misin Sarı? Eğlenceli olacağını söylemiştim sana. Gekko'nun tamirhanesinde daha fazla iş ve eğlencede görüşmek üzere. Şimdi Max! Bu gürültü de ne böyle? Harika inişti Max. Yeni taktığımız askı yayları güvenli bir iniş yapmanı sağladı yani. Ek bir plana ihtiyacımız kalmadı. Sence Kırmızı? Birkaç küçük ayar yapsam yeterli olur bence. Sen de abin gibi olmak istersin değil mi Molly? Buradan sakın ayrılma. Ben senin tekerlerine Gekko'nun taktıklarından çok daha iyi yaylar takacağım. Göreceksin. Bitmek üzere Max. O da ne? Beklediğimden daha çok zıplıyor. Olamaz. Molly çok fazla zıplıyor. Onu durdurmamız gerek. Çabuk Kırmızı. B planına geç. Hazır mısın Kırmızı? Şimdi Kırmızı.
planını, B planını devreye sok. Korkma, geçtim Molly. Abin gibi olmak istediğini biliyorum, evet, ama gel de şu yaylarını düzeltelim, olur mu? Hadi Molly. Gecko benden daha iyi yay yapabileceğini sanıyor. Bu yeni yaylar düzgünce yere inmeni sağlayacak. Şimdilik hoşça kal Molly. Gidip oyun oynayabilirsin. Dumper'li Dylan gelmiş. Nasıl yardımcı olabiliriz? Dumper'in de bir sıkıntı var demek. İş başına tamirciler. Anladım. Damperin kendi kendine açılıyor. Bir bakalım. Pistonunu değiştirmemiz gerek. Kolu çekelim de ben piston getirirken damperin kendiliğinden açılmasın. Çözecektir. Oh. Ha? Nasıl oldu da yine açıldı? Aa! Kolu tekrar yukarı kaldıran sizdiniz demek. Önemli değil. Biraz eğlenmişsiniz. Ama şimdi işe geri dönelim. Yeni bir pistonun oldu Dylan. Ama bu eski piston için güzel bir fikrim var. Gelin tamirciler, işte bitti. Dylan'ın eski pistonuyla yaptığım yepyeni kaydırağı deneyin bakalım. Vay! Aferin size tamirciler. Temiz tamirhane mutlu tamirhanedir. Ha, çok garip. Elektriğimiz kesiliyor. Güneş panellerimizde bir arıza olmalı. Ha, olamaz. Bulutlar güneşi kapatıyor. Ama bu bulutlar normal değil. Hadi gidip araştıralım. Dene bakalım Dylan. Anlayamıyorum. Motorunun düzgün çalışması lazımdı. Yönergeleri aynen uyguladım. Günaydın Bay Weasel. Her şey yolunda mı? Her şey gayet yolunda Gecko. Ben vazgeçiyorum. Bir de ben bakayım Dylan. Kötü haber şu ki motorunu çıkarmamız gerek Dylan. İyi haberse ben de hem sana hem de etrafındakilere daha iyi gelecek yepyeni bir motor var. Harika. Güneşe çok ihtiyacımız var. Dylan'ın da öyle. Bu akü güneş panellerinden gelen enerjiyle şarj olacak. Biz de bu sırada Dylan'ın yeni elektrikli motorunu takacağız. Görünüyorsun Dylan.
Aferin sana Yeşil. Temiz müşteriler mutlu müşterilerdir. Ve daha temiz bir gezegende mutlu bir gezegendir. Tornavidalar aşkına tamirciler. Bu kapı gerçekten sıkışmış. Bu ses senden mi geldi Tilly? Bakın traktör Trevor geldi. Anlaşılan yardıma ihtiyacım var. İçeri geç bakalım. Anlaşıldı. Arkadaşlar, sorunun kaynağını buldum galiba. Çarklarını değiştirmemiz gerek. Tamirciler, bize gereken çarklar için yağ ve... Büyük anne Gecko'nun çok güçlü İngiliz anahtarı gerek. Tamirciler, bu anahtarı kaldırmak için güçlü kaslara ihtiyacınız var. İşte böyle daha iyi. Çarkların bayağı ısınmış. Bir de şimdi dene Trevor. Traktörlerin ağır yükleri taşıyabilmek için sağlam çarkları olmalı. Belki Trevor gücünü kullanarak bize yardım edebilir. Arkadaşlar! Yaşasın! Aferin size takım! Görüşmek üzere Trevor! Güle güle! Bu sesler de ne böyle? Otobüs gelmiş. Acelesi var gibi görünüyor. İyi misin Barry? Geç kalırsın diye mi korktun? Böyle hiçbir yere yetişemezsin ama. Gel de sana bir bakalım. Yeşil. Bana en iyi anahtarımı getirir misin lütfen? Sen de streslisin değil mi? Bence hepimizin derin bir nefes alması gerekiyor. Bakın göstereyim. Önce derin bir nefes alıyoruz. Sonra nefesimizi dışarı veriyoruz. Şimdi sıra sizde. Nefes al. 1, 2, 3, 4, 5. Ver. 1, 2, 3, 4, 5. İşte. İyi misiniz? Hey. Unutmayın. Stresli hissettiğinizde derin bir nefes almak daima iyi gelir. Görüşürüz Barry. Hadi gel Yeşil. Atılacakların hepsini Tilly'ye yükleyelim. Özgürüm Sarı. Bu eski koltuğun da atılması gerekiyor. Burada kalamaz artık. Bakın kamyon ailesi. Anne kamyon, geri dönüşüm kamyonu ve bebek kamyon. Ah,
Hayır, olamaz. Zavallı bebek kamyon. Ne kadar sert bir inişti. Keşke daha yumuşak inebileceğin bir yol olsa. Ne oldu anne kamyon? Aklına bir şey mi geldi? Kamyon. Artık daha yumuşak iniş yapabilirsin. Hiç önemli değil bebek kamyon. Teşekkür ederim geri dönüşümlü anne. Eski eşyaları yeni bir şeye dönüştürmek her zaman iyidir. Aferin size tamirciler. Tornavidalar aşkına. Sanırım burada biri ağlıyor. Bakın canavar kamyon Max ve küçük kız kardeşi Molly. Yardıma ihtiyaçları var. Merhaba Max. Merhaba Molly. Atlı karıncanın vidalarını gevşetmek gerek. Merak etme Molly. Tekrar dönmesini sağlayabiliriz. Bakın kamyon ailesi de gelmiş. Merhaba bebek kamyon. Uçurtmanı uçurmak için yardım lazım herhalde. Ve benim bir fikrim var. Bize yağ ve bir anahtar gerek tamirciler. Pekala tamirciler, itin. Başım dönüyor. Artık planımı test edebiliriz. Hazır mısınız tamirciler? Bu sefer dikkatlice. İşe yaradı. Aferin size tamirciler. Sonunda herkes mutlu. Sağ ol kırmızı. Bugün gerçekten çok sıcakmış. Şuraya baksana. Bebek ve anne pikniğe gidiyor. Ama bebek hiç iyi görünmüyor. Gel bakalım bebek kamyon. Seni güzelce muayene edip sorun neymiş bulalım. Sorun buymuş demek. Senin çok ateşin var. Çabuk tamirciler, gidip su getirin. Olamaz. Yeteri kadar su içmiyorsun, değil mi? Hava sıcakken bol bol su içmek çok önemlidir. Çok daha iyi. Ama sanırım hala çok sıcaksın. Buldum. Oto yıkamayı soğuğu ayarlar mısın lütfen kırmızı?
Hadi bebek kamyon. Soğuk bir duş alma vakti. Artık iyileştin. Şimdi rahatça pikniğe gidebilirsiniz. Güzel vakit geçirin. Hoşça kalın. Bunlar anne kamyon ve bebek kamyon. Acaba neden burada bekliyorlar? Tünel tıkandı ve siz de geçemiyor musunuz? Ben bir kontrol edeyim. Olamaz. Göçük oluşmuş. İçeride mahsur kaldık. Merak etmeyin. Alet çantam yanımda. Bize daha büyük aletler lazım. Tilinin gücü bile kayayı yerinden oynatamıyor. Peki nasıl dışarı çıkacağız? Kamyon hepimizi kurtardı. Bütün kayayı temizlemek için ekskavatör Eric'i arasam iyi olacak. Yiko'nun tamirhanesinde yeni maceralarla buluşmak üzere. Ürkütücü görünüyorsunuz tamirciler. Artık cadılar bayramına hazırsınız. Tilly bile kostüm giymiş. Sorun nedir Yeşil? Dışarıda bir canavar mı var? Göz atsam iyi olacak. Endişelenmeyin tamirciler. Canavar diye bir şey yoktur. Merhaba. Merhaba. Sen iyi misin dostum? Işığa doğru gel. Olamaz Max. İyi bir bayram temizliğine ihtiyacım var. Gel de seni oto yıkamaya alalım. Hiç korkmayın tamirciler. Unutmayın, canavar diye bir şey yoktur. Hazır olunca içeri gel Max. İşte oldu Max. Artık pek korkunç değilsin. Cadılar bayramınız kutlu olsun. Bu leziz koku da ne? Aynen öyle. Her müşteriye bir şiş kebap bedava.
Bu sayede müşterilerim kesinlikle artacak. Buyur bakalım Erik. Çabucak pişir. Bir şey mi yanıyor? Bu aptal makinenin sorunu ne? Hayır, benim güzel mangalım. İtfaiye arabası Fiona, yangın çıktı. Kurtarın. Hadi şu yangını söndürmeye yardım edelim. İş başına tamirciler. Mangalımı kurtarın. Çabuk ol. Sırılsıklam oldum. Olamaz. Affedersin. Hortum yetişmiyor da. Harika fikir Fiona. Hadi yangın tüpünü kullanalım. Yakaladım seni. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Hepinize aferin çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İtfaiye arabası Fiona. Ne oldu? Neyin var? Hortumun mu çalışmıyor? Hadi bir bakalım. Sakın merak etme Fiona. Seni hemen tamir ederiz. Gidip en iyi pensemi alayım. Ne? Hadi tamirciler, bana biraz yardım edin lütfen. Sen iyi misin Sarı? Pekala, sanırım sorununu çözdük. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için teşekkür ederiz Fiona. Görüşürüz. Gidelim tamirciler. Bugün tamirhaneye Fiona gelecek. Oy canına. Bendeniz tamirci gelincik, sahibi gelincik. Her şeyi makinelerle daha hızlı hale getiririm. Merhaba Bay Gelincik, ben de Gecko. İşte ilk müşterim geldi. Bütün işler bitmeli hızlıca. Tamirci gelincik bu işte bir numara. Görüşürüz kurbağa. Adım Gecko. Pekala Fluella. İşimiz uzun sürmez. Acaba hangi düğme işlemi başlatıyordu? Hepsine basarsam olur bence. Hmm.
Yine bekleriz Felicity. Ne kadar çabuk bitti. Hay aksi, Fiona iyi görünmüyor. Hadi gel Fiona, sana bir bakayım. İşte sorun buymuş. Gelincik işi çabuk bitirebilmek için senin depona yağ ve sabun koymuş. İşte sorunu güzelce hallettik. Fiona artık baloncuksuz. Doğru düğmeye bastığımdan eminim. İğrenç. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Mavi ile birlikte tamirhaneye Noel ağacı almaya gidiyoruz. Bu otobüs Bobby mi? Yolda kalmış. Bu sıcak çikolata seni ısıtır. Merak etme Bobby. Seni hemen oradan kurtaracağız. Bu hiç iyi olmadı. Kancayı çıkar Mavi. Başka bir şey deneyeceğiz. Olamaz. Şimdi de Tilly kara saplandı. Sevgili Mavi. Görünüşe göre biz de yolda kaldık. Üzülme Mavi. Birileri bize yardım eder. En azından ısınmak için sıcak çikolata içebiliriz. Hop! Baksana. Sıcak çikolata karı anında eritti. Bir fikrim var. İşe yaradı. Dayan Bobby. Bir şey değil Bobby. Peki bu devrilen ağacı ne yapacağız şimdi? Aha! Mükemmel! Mutlu Noeller arkadaşlar. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün burası biraz çamurlu. Hadi gelin biraz araç yıkayalım. Bakın. Bebek kamyon temizlenmek için buraya geliyor. Merhaba bebek kamyon. Galiba buraya neden geldiğini biliyorum. Foşurt, şakırt, bıcı bıcı. Başlasın Gecko'nun yıkaması. Bu pek olmadı. Hala çamurlar duruyor. Tabii ya. Makineye sabun koymayı unutmuşuz. Sabun olmadan doğru düzgün yıkanılmaz. Sabunu da koyduğumuza göre artık bütün çamurları yıkayabiliriz. Çok tuhaf. Fırçaların köpükleri temizlemesi gerekiyordu. Tabii ya.
Bebek kamyon o kadar küçük ki fırçalar ona yetişemiyor. Yaşasın! Oto yıkama çalışıyor. Üstelik bebek kamyon da pırıl pırıl oldu. Gecko'dan hepinize sevgiler. Görüşürüz. Pekala tamirciler. Max daha iyi zıplamak istiyor. Bu yüzden motorunu bir üst düzeye çıkarmalıyız. Mavi, kim gelmiş gidip bakar mısın lütfen? Kim gelmiş Mavi? Umarım küçük hediyemi beğenirsin Gecko. Bu da ne? Hediye mi? Kimden gelmiş acaba? Vay! Yeni bir araba kaldıracı. Hadi deneyelim. Kaldıraca yay koyduğumu düşünürsek sanıyorum ki birazcık yükseğim. Zıplayacaksın. Tamirciler! Sağ olun tamirciler. Sanırım bu kaldıraç birazcık bozukmuş. Dur bir dakika. Pekala Max, bir dene bakalım. Galiba her şey bir işe yarayabiliyor. Hepinize aferin çocuklar. Büyük yarışa hoş geldiniz. Ben Wilbur T. Weasel. Bugün burada şehrin en hızlı tamircisi olduğumu kanıtlayacağım. Hem de turbo güçlü canavar kamyonumla. Sorun yok Tilly. Kazanmak için turbo motora ihtiyacımız yok ki. Sen beni hiç yarı yolda bırakmadın. Hazırlan Gecko. Yeşil ışık yandığında yarış başlayacak. Yerlerinize hazır. Başla. Bas gaza çekici Tilly. Parlak birincilik madalyamı almak için sabırsızlanıyorum. Parlak kol saatime de çok uyacak. İşte bu Tilly. Ağır ve dikkatli. Turbo gücü devreye sok. Duramayız. Hemen gidip ona yardım etmeliyiz. Batıyoruz. İmdat. Endişelenmeyin Bay Weasel. Sizi çabucak oradan kurtaracağız. Kabul ediyorum, dürüst bir şekilde kazandın. Ama bir dahakine kazanan ben olacağım. Eğlenmek isteyen herkes tamirhaneme kadar yarışsın. Hoşça kalın. Bu bir
çukur. Damperli Dylan ve kazma makinesi Eric'e haber verelim. Olamaz. Otobüs Bobby'nin başı dertte galiba. Bu da ne böyle? Kaza yapmış. Hadi onu yola çekelim Tilly. Endişelenme Bobby. Seni tamir edip tekrar yola çıkmanı sağlayacağız. Tamirhanenin kapıları açılsın. Yardımınıza ihtiyacı olan bir araç var. Bakalım sorun neymiş Bobby? Önce gözlerine bir bakayım. İş başına tamirciler. Gözlerinde bir sorun yok demek ki. Tekerleklerine bakalım. Tekerleklerinde de bir sorun yok. Sorunun kaynağını buldum. Ön taraftaki aksın yamulmuş. Endişelenme. Bir yolunu bulacağız dostum. Zikzak çizmeden gidebileceksin. Aksın eskisinden de iyi. Bobby'yi düzeltebildiğimiz için çok mutluyum. Bir dosta yardım edebilmek harika bir his. İngiliz anahtarını uzatır mısın Mavi? Bu anahtar değil ki Mavi. Bu tahta bir kaşık. Galiba bebek kamyon geldi. Acaba neden bu kadar heyecanlı? İşte karşınızda gelincin yeni elektromıknatısı. Peki nasıl kapatacağım? Hayır olamaz. Bay Gelincik mıknatıs sorunu yaşıyor. Her şey yolunda Gecko. Acaba şuradaki vidayı çevirerek cihazı kapatabilir misin? Mavi bekle. Mıknatıslar metalden yapılmış her şeyi çeker. Hayır olamaz tamirciler. Seni anlıyorum geri dönüşümlü anne. Cihazı kapatmam gerekiyor. Ama ben de metal bir şey kullanamam ki. Tabii ya. Tahta kaşık. Sorun yok arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Tahta kaşıktan bir alet yaptım. Bence işe yaramayacak. Hepiniz iyi misiniz? Harika. Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla macerayla birlikte olmak üzere. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Gecko. Güneşli ve harika bir gün. Ben de biraz kuşları izleyeyim dedim. Bakın. İkizler geliyor. Barry ve Carrie. Olamaz. Barry kaza yaptı. Tamirciler çabuk. Hemen ona yardım etmeliyiz. Hemen çekici Tilly'yi getirin. Merak etme Barry. Seni hemen oradan çıkaracağız. Mavi.
Hadi seni bir kontrol edelim şimdi. Tuhaf. Motorun çalışmıyor. Jerry Barry'i neşelendirmeye geldi. Ne tatlı. Bir terslik olduğunu fark etmiştim zaten. Bu balık Barry'nin egzozuna sıkışmış olmalı. Motor bu yüzden çalışmıyormuş. Sevdiklerinin ziyarete gelmesi iyi bir şeydir. Daha çabuk iyileşmenizi sağlarlar. Balık da sağ salim evine döndü. Arkadaşları onu çok merak etmiştir. Evet, işte her şey yoluna girdi. Yakında tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Tatil ne kadar güzel bir şey. Kamp yapmaya bayılıyorum. Ateş sönmeye başladı. Sarı, biraz daha odun bulabilir misin lütfen? Şimdi de hikaye zamanı. Galiba hikaye kitabımız karavanda kaldı Yeşil. Teşekkür ederim Sarı. Durun biraz. Bunlar karavanın takozları. Demek ki... Acele edin. Şu karavanı yakalayın hemen. Bu karavanı durdurmanın bir yolu olmalı. Teşekkür ederim Yeşil. Tornavidalar aşkına. Yaşasın. Çok iyi işte Tili. Hepinize aferin. Heyecan sona erdi. Doğru Yeşil. İşte şimdi hikaye zamanı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.